Evet arkadaşlar, hoş geldiniz birinci yarı finalimizde. Bugün yanımda İlteralp, Down Harmony, Gürel, Sibel, Queen Celestis, Güner, yanlış yerde ismi. Her zamanki gibi ve Hasan Karakuş, Karakuş var. İsimlerinizi düzeltmeme izin verin. Normal şartlar altında birinci haftanın kazananı Zafer Emre Sidious'un bizimle olması gerekiyordu. Ancak kendisi katılamayacağı için tüm yarışma boyunca finalistler hariç en yüksek puanı toplamış olan İlter bugün Sibel'den intikamını alma şansı kazanmış oluyor. Hoş geldiniz diyorum sizlere tekrardan. İlter yine en soldasın. Dolayısıyla ilk Tamamdır. sendeyiz. Nasıl hissediyorsun kendini? Aniden birdenbire en yüksek puandaki sensin. Yarışmaya yarı finale çıkma hakkı kazandın dediğimde ne düşündün, ne hissettin öncelikle? Bilmiyorum ya, Büyükler Ligi'ne giriyor gibi hissettim böyle. Bakalım. Güzel olacak ama ya, eğlenceli olacak gibi hissediyorum. Her zaman gibi RP ödülümüz yine 1600, 800, 400 biraz sembolik ve kazananımız 13. haftasında yarışmanın finalde yarışma şansını kazanacak. Hasan, büyük Efendim. isimlerlesin. Bu sefer daha da ciddi rakiplerlesin. Kendini nasıl hissediyorsun? Panik içerisinde. Önceki yarışmayı en az oyalan kişi sendin en başta, ancak Evet. rakiplerini gerçekten şaşırtıcı derecede farkla yendin yani. Hem rakiplerin şaşırdı hem izleyiciler şaşırdı geçen hafta. Ben de şaşırdım, sorun yok. O zaman peki bakalım bu haftada nasıl olacak? Sibel, Efendim. sen nasıl hissediyorsun, ne durumdasın? Ben Sen son İlker'i derece yenmeyi başarmıştın. Zar zor da olsa şans sihirdar eseri vadisi hiç geldi. sorularıyla özellikle. Yok ya, hiç şans eseri gibi değildi. Çok şans eseri gerçekten. Hiç öyle. Yani şu anda hiçbir şey yapabileceğime güvenmiyorum şahsen. Kimse kendine güvenmiyor. Nasıl yarışma bu arkadaş? Ben hepinize güveniyorum. Yapmayın böyle. İzleyicilerimiz de size güveniyor. Bakalım oylamalar ne durumda? Şöyle İlter tekrar. alır abi. Yani. İlter alır gerçekten. Yok, Bakalım. oylama çok yanıltıcı oluyor. Bunu öğrenmiş Oylama olduk. %55 İlter, Saysam %33 bakalım. Sibel, %12 Hasan diyor, ama oylamanın bugüne dek sonuncuları bildiği oldu bir iki kere. Onun dışında oylamanın bugüne dek doğru çıktığını görmedik zaten. Ama bakalım nasıl olacak. Düşündürücü sorular hazırladım bugün sizler için. Düşündürücü Aynen, ben de onu merak ettim. derken. Düşündürücü sorular derken. Aynen. Yani bir bilgi Bir verdiğinde örnek direkt böyle söylesene. çat diye söylemek yerine yola çıkarak şu 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 ipuçlarından demek ki bu şeklinde olacak sorular var, ama onun dışında direkt laps diye bilgi söylemeniz gerekecek ve en sevmediğiniz kategori olacağını düşündüğüm sevgili Güneş'in, birinci haftaki yarışmacımız Güneş'in önerdiği bir kategorimiz de var. Aa, çok Öyleyse ilk neymiş? kategorimizle seninle başlıyoruz İlter. Hazır mısın? Tamamdır. Hazırım. İlk kategorimiz şampiyonların hikayeleri. Nasıl? Ben size hikayeden bir özet söyleyeceğim. Yani çok özet şeklinde şampiyonun olayını anlatacağım. Puan miktarı arttıkça verdiğim bilgi azalıyor. Yani ön plandaki bir, atıyorum, küçük bir çocuk bir gün büyülü bir ayıyı ele geçiriyor falan gibi olurken 10 puanlık, 25'e doğru gittiğimizde artık onun ailesiyle ilgili ya da mekanı ile ilgili yerlerden ipuçlarıyla bulmanız gerekiyor. Isınma turumuz Anladım. olduğu için 10 puanlık sorularla başlıyoruz sevgili İlter ve sorum Tamamdır. geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Korkaklık suçundan ötürü kendi kumandanını öldüren ve birliğinin başına geçen, ardından ülkesinde en üst konumlara kadar çıkan şampiyon kimdir? Korkaklık suçundan Hı. yargılı. Korkaklık. Bilmiyorum, Noxus'la ilgili bir şey herhalde. Gerçi Noxus'tan başka kumandan yok. Yani dediğin gibi korkaklık hangi orduda suç olabilir? Buradan gitmen gerekiyor. Oradan sonrası çok zor değil zaten. Kendi kumandanını öldürüp başa geçiyor. Askerleri gaza getiriyor. Sonra da iyice yükseliyor ülkesinde yavaş yavaş. Hatta hızlı aslında, pek yavaş diyemeyiz. Son 25 saniye İlter. Ya bilgim yok ama Noxus gibi geldi. Noxus'tan da aklımda Swain var. Cevap veriyorum, Swain. Cevap veriyorsun Swain ve Risk al. cevabın maalesef yanlış. Riske Doğru. giriyorum. Riske, evet. Ben beni direkt engelleyip riske girdiğin için teşekkür ediyorum Hasan. Dinliyorum. Cevap veriyorum, Darius. Doğru cevap Hasan, İlter'den 5 puanı çalmış oluyor ve yarışmaya küçük bir head startla başlamış oluyor. Tebrik ediyorum. Tebrik. Şimdi ise asıl sorun geliyor Hasan. Hazır mısın? Evet, hazır sayılmak istiyorum. Sen tabii net bir Slytherin izleyicisi olduğun için hikayelerle iyice aran iyi.
İnşallah. Bu arada Darius nasıl korkak ya? Ben şu an onu Bak kavramaya hiç çalışıyorum. şey yapamadım yani bağdaştıramadım Korkaklık suçundan ötürü kendi kumandanını öldüren ve birbirinin başına Çekilmesi geçen. gerekiyor. Yani kumandanı korkaklık yaptığı için adamı öldürüyor. Ben kendisi korkak sandım. Darius hayatta korkak olmaz dedim. O yüzden böyle Aynen ben de Darius'u öyle. Orada Swain de olmaz ama. Orada Ya ben sorunun Swain'i yapısında mı bilmediğim için. yanlışlık var? Sen mi yanlış Yok yok anladın? ben yanlış anladım. Korkaklık Doğru suçundan ötürü Swain de öldürüyor. olmaz ama yani Swain'in hikayesini bilmiyorum. Darius'unkini biliyorum. Ya şey az çok hani karakterini biliyorum diyelim. O yüzden korkusuz olarak düşünmediğim için elemiştim. Soruyu yanlış anlamışım. Okey. Anladım. Yine bir talihsizlikle Yok başlıyoruz. yok Sen de her güzel zamanki oldu. gibi artık. Hasan, öyleyse sendeyim. Tamam. Alıştırma sorun geliyor. Ülkesinin yeraltı işlerini yöneten, tahtın arkasındaki gerçek Cevap güç veriyorum olduğunu... Doğru cevap ama dur bir... müziği falan girseydim direkt... Aklım çıktı ya. 10 puanını veriyoruz Hasan'ın ve tebrik ediyoruz. Ben ne olduğunu anlamadım soruyu. Hasan beklentileri yükselterek diğer Yani şu anda yarışmacıları ben strese bayağı sokuyor şu sonra an. Yani biteceğim böyle ilk fıstığım. defa ben cümleme noktayı koymadan soruyu tamamlamadan bir cevap geldi. Böyle de bir achievement olmuş oldu senin için. Tekrardan tebrik ediyorum. Sibel. Benim kameram yamuk bir saniye. Tamam. Sibel. Hazır mısın? Hazırım. 10 puanlık soru yani. Bunu bilemezsen zaten utanmalısın. Senin üstüne iyice baskı Öyle mi? Öyle mi Dora? kurarım. Ama Hasan şimdi kendini de çok... Sibel, hani kanalı Sibel'le birlikte açtık, öyle düşün. Hani bu konsept bizim. Bunu bilemezse ayıp yani. Öyleyse sorun geliyor Sibel. Tamam. Gölge adalara kendi arzusuyla giden ve ölümsüzlüğü kucaklayan kişi kimdir? Cevap veriyorum Elis. Cevabın riske giren var mı? Benden şimdi puan kaybedemiyor Aa, muyum? dur cevap veriyorum. Geçti. 3, Ama Elis 3. Ben eksi 5 mi sakin. oluyorum? Bir dakika ben eksi 5 mi oluyorum? Yanlış bilirsen eksi 5 oluyorsun evet. Bir şey Ama diyeceğim de Elis cevabı doğru ya da sakin. yanlış olmadan mı riski? Cevabı Elis'in Elis'in yanlış olduğu gölge için adalara riski. kendi arzusuyla gittiğine dair bir bilgi yok ancak. Öyle bir durum var. Nasıl? Şey, Tamam, doğru, riske haklısın. giriyorum o zaman İnanmıyorum ya bunu bilemedim. Hasan sen bu Ben tur bir riske dakika girdin. İyi ben tercih, riske giriyorum o dinliyorum. zaman. Tamam, iyi Yorick mi? tercih. Yorick. Maalesef yine yanlış cevap Nasıl İlker. ya? O kendi arzusuyla gitmedi mi? Hasan sen giremiyorsun. Kartus. Ama cevap Kartus, evet. Ve İlter ilk defa Eksi beş. yarışmamızda biri eksi puana düşüyor şu an ilk turda. Ama moral bozmak yok. Hasan Ben hariç şu anda herkes çok için acayip bir şey. Ben Elis de bence kendi isteğiyle gitti ama. oldukça Bence talihsiz de bir Yorick kendi isteğiyle gitti ama işte. Ya şey, ama Elis'in hikayesinden biraz çıkabilir. Hani adalara gidip geziyor falan Aynen yani. açısından dolayı. Ben de ilk önce bir emin olamadım. Ama Ben çok maalesef. işte şey yaptım böyle. Şey oldu. Hikayesi olarak bizzat ben ölümü seviyorum. Ölümü kucaklamak için nereye gitmeliyim? Araştırıp gölge adaları bulup buraya Evet giden yegane işte. şampiyonumuz Karthus Böyle maalesef. şey oldu. Elis'ten 0,2 saniye sonra falan aklıma geldiği için direkt Elis İşte diye Hasan'a özenip sen de hemen Hasan'a cevap aynen vereceğim gazını dedin. tak. Düşünseydin böyle olmazdı. Ve böylece ilk kategorimizin yazı sorusuna gelmiş oluyoruz. Hadi bakalım. 5 puanlık sorumuz geliyor kağıt kalemler. Hazırlansın. Hazır. Uğradığı ihanet sonucunda ailesini ve halkını kaybeden şampiyonun adı nedir? Süreniz başladı. İhanet sonucu. Kimse bilemezse ipucu veririm ben daha hızlı cevaplar bekliyorum. Uğradığı ihanet sonucunda çok önemli bir anda bir ihanete uğruyor. Hayatının en önemli anında ihanete uğruyor ve bu yüzden ailesini ve halkını kaybediyor. Cevap soruda gizli zaten. Son 30 saniye. Son 20 saniye. Hayatının en önemli anında kölesinden ihanete uğruyor. Kölesi ona ihanet ediyor. Ve bu yüzden tüm ailesini ve halkını kaybediyor. 10. 5. Süreniz sona erdi. Lütfen cevapları göreyim. Nerede? İlter Alp, Trindamir, Hasan Karakuş, Azir ve Sibel Azir. Doğru Salladım. cevap Sibel ve Hasan'dan geliyor. Sibel son saniyede
buldun gözlemlediğim kadarıyla son 10 saniyede. Evet, son saniyede gerçekten. Nereden geldi? Hani hangi ipucu açığa çıkar? Kölesinden yani. Ben halkı dediğimde zaten halkı kimin halkı olur? Kralın halkı olur. Ama hani herkesin... Direkt Azir diye düşünürsünüz diye düşünmüştüm. Trindemel'in de böyle topluluğu var ya halk gibi. Ama o ihanete uğramıyor, direkt saldırıya uğruyor. Bence şey, genel insanlara falan filan da olduğu için ben nedense Varus falan diye düşündüm. İlk hani halkını kaybetmiş, ailesini kaybetmiş. Bir şey itiraf edeyim mi? Ben de ilk önce Varus yazdım. Ben de Varus yazdım sonra. Varus'u kim ihanet ediyor ya? Burada. Ya... Ölüyor ediyordur birileri. Uğramıştır ya. Ve ilk kategoriyi İlter -5, Hasan 20, Sibel 5 puanla tamamlıyoruz. Moral bozmak yok, daha 25 puanlık sorularımız gelecek. Yani İlter şu an tek bir doğruyla bile Hasan'a yetişebiliyor, Sibel'se öne geçebiliyor. Üzülmelik bir şey yok. Bu arada chatte cevaplar geliyor soru onlara. Yeni ulaştı Trindamir diyen var, Mastery'i diyen var, Nar diyen var, ne Azir'i ya diyen var. Daha her şey Azir yazdığı için. Kalista diyen var. Bu Azir varmış. Evet, bayağı çeşitli cevaplar görüyoruz. Geçiyoruz ikinci kategoriye, hemen görsel ayarlama izin verin. Dediğim gibi en sevmeyeceğiniz kategori olacağını düşünüyorum. Sevgili Güneş'in fikri, bizi izliyorsan sevgili, yok be oğlum. Bana bu fikri verdiğin için teşekkür ediyorum. Kategorimiz isimler. Şampiyonların bilinmeyen isimleri ya da soy isimleri, aile adları, arkadaşlarının adları tarzı. İsim hafızanızı zorlayacak sorularımız var bu kategoride. Ve Hasan, senden başlıyoruz. İkinci kategori tamam. Olduğu için. 10 veya 15 puanlık seçme şansın var. 10. 10'luk oldukça yavaş başlıyoruz. Öyleyse sorun geliyor. Graves soyadlı şampiyonun adı nedir? Malcolm. Cevap veriyorum, Malcolm. Cevap veriyorsun Malcolm ve cevabın doğru. Tebrik ediyoruz 10 puanlık için. Muhtemelen bileceğim tek soru ona denk geldi. Benim de oldu. Sibel. Heh. 10'luk mu 15'lik mi? 10 ya. 10'luk geliyorsun. Sen de öyleyse sorun geliyor. Garen'ın soy ismi nedir? Süren başladı. Ya, Türkçesini mi söylüyoruz? Yok, Türkçesi. Türkçesi yok zaten soy isimler. Aynen söylüyor. Yani. Ne Crown ya? Bir şey... Crown'lu bir şey. Coffee Crown olabilir. Aynen. Sponsor. Orta Pilates kafeymiş. Dur ya. Lux'la Garen soyadları Crown. Ne Crown ya? Bir şey Crown'du değil mi? Öyle yani de. Crown Guard. Cevap veririm Crown Guard. Garen'ın soy ismi olarak verdiğin cevap Crown Guard, yani taç muhafızı, ismine de uygun şekilde doğru cevap ve 10 puanın sahibi sen oluyorsun. Tebrik ediyoruz. Gerçekten son anda yetişmeyi başardın yine. Kaç saniyen vardı? 15 falan vardı sanırım. Ya iyi bari, tamam. Böylece 15 puana yükseliyorsun. Sıra sende İlter. Kategoriyi beğendin mi öncelikle? Kesinlikle hayır. Kesinlikle. 10 puan. Çok korkunç olmuş ya. 10'luk mu istiyorsun, 15'lik mi istiyorsun? 10'luk. Hatta olursa 5'lik versen sıfıra çıkalım. Maalesef yok. Olsaydı inan bana verirdim. Ama az önce bir cevap vermiştim bana soruda. Onunla ilgili geliyor son 10 puanlık sorumuz. Herkesin 10'luk seçeceğini hiç beklemiyordum. 2-3'er tane hazırlamışım. Yorick adlı şampiyonun soy ismi nedir? Mori. Cevap veriyorum, Mori. Yorick Mori. Yorick Mori olduğunu söylüyorsun cevabın. Geçen yayınında Yorick'in çok sıkıcı olduğunu ve hiç oynamadığını duymuştum. Öyle demiştin en azından. Ancak Yorick Mori doğru cevap. Tebrik ediyorum ve böylece İlter pozitif puana çıkmayı başarıyorsun. Ya onun bir tane şeyi vardı. Bir ara LOL ile ilgili tekerleme vardı. Oradan biliyorum. Tekerleme mi? Nasıl yani? Ya İngilizce bir tekerleme vardı böyle. Şarkı gibi bir şey yapmışlardı. Orada Yorick Mori diye geçiyordu. Kendi öyle. Yürürken de sürekli söylüyor. Yorick Mori ismini asla unutma diye. O yüzden biraz daha bilme ihtimali var. Chat'te şu an Garen Tüpçüoğlu görüyorum. Geçenki Karadeniz esprilerinden sonra bu bir gelenek haline geldi sanıyorum. Sibel kopya çekiyor Twitch'ten chat'e bakıyor demişler de arkadaşlar delay var. Hani geç geliyor zaten yazdıklarınız. Nereye bakacağım? Bana daha da bu soru, böyle şey soru bile gelmedi size yani. Böyle tutayım mı? Chat'e bakıyor oğlum falan yazıyor. Yani ben gerizekalıyım, 4 haftadır insanların chat'e bakabileceğini düşünmedim. Evet.
Beni üzüyorsunuz bana bazen arkadaşlar. Yayın başlamadan önce bana da hile yapıyor demişlerdi. Öyleyse sanırım şu an herkes birer soru cevapladı. Gayet haklı. Hakkıyla chat'e bakmadan, baksa bile iki önceki sorunun cevabını görerekten ona göre cevaplarsın sanırım zaten. Garen'ın soyadı nedir? Yorick falan şeklinde. Anlarız diye düşünüyorum. Ve geçiyoruz resim sorunuza. Daha doğrusu yazı sorunuza. İsmi kaldı böyle ya. İsimler konusunda. Miss Fortune'un ilk ismi nedir? Süreniz başladı. İsimler deyince aklıma ilk bu gelmişti zaten. O yüzden... Belli zaten, evet. Mutlu yüz ifadesini gördük soru gelir gelmez. Hasan biraz düşünceli. Uğraşsam bulurum ama gelmiyor şu an der gibi. Evet. İlter ise biraz daha umutsuz bakıyor ama bence hala biraz inancı var. Kaldı 30 saniye. 35. Duydum, duyduğuma eminim ama. Beş. Ve süreniz sona eriyor arkadaşlar. Kağıtları görelim. Miss Fortune. Az Sara. İnce görüyorum Hasan'da. Kötü şans, kötü talih. Sibel'de ise doğru cevabı görüyoruz. Cevap Sara ve 10 puan Sibel'in oluyor. Sibel şu an hala Hasan'a yetişebilmiş değil. Ancak 5 puanlık bir fark Hasan kaldı. İlter'in ise biraz daha riskli oynaması gerekiyor bu noktadan sonra. Ancak şimdi İlter'in parlayacağını düşündüğüm, diğer yarışmacıların biraz daha zorlanabileceği oyun içi bir kategoriye geçiyoruz. Hayırlısı. Hype'lamasaydın keşke. Efendim? Hype'lamasaydın keşke diyorum. Kategorimiz 3. Kategorimiz pasifler. Şampiyonların oyun içindeki pasifleri. Tamam. Hemen puan tablosuna bakıyorum. 10, 15 ya da 20'lik bir soru seçebilirsin Sibel. 10, 15 ya da 20 mi? Evet, şampiyon pasifleriyle alakalı. Çok korktuğum için... Ya pas... 10! 10 mu? Garanti bir başlangıç yapıyorsun. Aynen. Öyleyse sorun geliyor. Rakip bir şampiyona vurduğunda hareket hızı artan şampiyon kimdir? Rakip şampiyona vurduğunda hareket hızı artıyor. Pasifiyle. Ağır kanalda herhangi bir şampiyon değil yani. Ay. Kaç saniyem var? Hemen bakıyorum. 25. Aa! Çok sallayacağım şu anda. Tamam, sen bana son 5 saniye kalsın. 15. Söyleyeyim. Beş saniye. Cevap veriyorum Hekarim. Salladım tamamen, ne bileyim. Yanlış cevap, riske giren var mı? Hasan, ben de varım, ben de varım. Birlikte el kaldırdığını görüyorum. Bu noktada Sibel'den sonraki yarışmacı İlter olduğu için risk hakkını o elde ediyor. Şimdi evet. Yanlış biliyormuşum Hasan. Söyleyebilecek mi ben yanlış bilirsem? Sendeyiz. Tamam. Fior olması lazım. Eski haliyle öyleydi, yeni halinde de öyle olmuş zaten. Yanlış cevap olması lazım. Aslında cevap Sivir. Ancak benim bilmediğim bir özellik varsa diye hemen Fiora'yı kontrol etmeme izin ver. Eğer öyle bir pasifi gerçekten tabii varsa... Tabii. Ben bakayım ya. Ben yeni... Ya eskisinde öyleydi gibi hatırlıyorum. Ama pasif şey olmayabilir. Fiora yakındaki rakip şampiyonları meydan okuyarak kendisinden kaçınmaya zorlar. Bir yön seçerek o yönde rakibe vurmaya çalışır. Bu görevde o değil, eskisi. Küçük bir bonus elde eder ve yeni bir yön seçer. Dolayısıyla cevabın maalesef yanlış. Hayır ama şöyle bir şey var. Eskisi. O yönden vurduğunda hareket hızı kazanıyor bir yenisinde. Eskisinde de direkt düz atak yapınca sanki eskisinde hareket hızı kazanıyordu. Saymıyoruz eskisinde. Olması lazım bence de. Ama bakalım yine de. Çünkü tamam, sıkıntı yok o zaman. Hız kazanıyorsa doğru sayabiliriz. Ya Fiora'nın bir yeteneği hareket hızı veriyordu ona ama bu
pasifi miydi yoksa başka bir yeteneği miydi hatırlayamadım. Doğru. Bir şey sorabilir miyim? Tabii Echo'da ki. kabul edilemez mi? Ne? Echo'da kabul edilemez mi? Aynen Öncelikle Echo'yu da bir düşündüm ama o da işte. Fioran'ınkine bakıyoruz. Normal Echo vuruşlarda ne? herhangi bir Kesinlikle Echo. hareket Üçüncü hızı vurusunda hızlanıp yavaşlatıyorum. var. Ha. 20'den Aynen. 50'ye kadar hareket hızı var. Dolayısıyla cevabın doğru kabul ediliyor İlter. Tebrik ediyoruz ve böylece riskten aldığın 5 puan senin oluyor. Echo da Tamamdır. kabul edilebilir bu arada dediğin gibi Hasan. Ve 10 puana yükseliyorsun İlter. Böylece bu etaptaki şu anki durumumuz İlter 10 puan, Hasan 30 puan, Sibel 25 puan oluyor. Hala yeterince çekişmeli diyebiliriz bana kalırsa. Peki. Şimdi en son ilk olarak Sibel'e sorduk. İlter, nedense hep riske giren kişi sorunun bir sonraki Ya. hedefi oluyor. 10, 15, 20'lik. 20 olsun. 20 olsun. İddialı giriyorsun. Öyle. Risk alalım. Gelen soru muhteşem. Muhteşem gerçekten. Sorun geliyor. Tamam. Yeteneklerinin şampiyonun daha az hasar alıp daha çok hasar vermesini sağlayan pasife sahip şampiyon kimdir? Tekrar sormama izin ver. Karışık biraz. Yeteneklerini kullandığında yani kendi Q ve E yeteneklerinin şampiyonun daha az hasar alıp daha çok hasar vermesini sağlayan pasife sahip şampiyon kimdir? Kendisi daha az hasar alıyor, daha fazla hasar veriyor, değil mi? Aynen. Aldığım hasarı azaltıyor, verdiğim hasarı arttırıyor pasif yeteneklerim sayesinde. Keşke şöyle bütün şampiyonları görebiliyor olsaydım şu an. Son 15 saniye yeter. %5 desem her biri. Son 5 saniyem. Ve Rammus cevap veriyorum süren Rammus. Öyle doldu. salladım. Riske giren var mı? Cevap yanlış. Yeterinki maalesef. Peki. Ya emin değilim ama neyse yola yapacağım. Riske giriyorum. Dinliyorum. Graves. Yanlış cevap senden de 5 puanla alıyoruz ve artık Sibel'le birlikte 25 puana sahipsin. Hasan, Rise miydi İlter, yoksa? Neydi soru bu? geldiğinde gülmemin sebebi şu. Cevap, İrelia değil. Yorick. Ha Yorick. Evet. Bir an İrelia diyeceksin sandım Yani... geçenki yarışmadan dedim ne oluyor? Hani ama bugün 3 tane Hani Yorick o olası kadar. geldi sana resmen ya. Muhteşem. Yani sevmiyorum dedin diye. Gerçekten. Talihsizliğin. Yani seni Yorick ya. havuzluyor Yorick şu anda. Yalnız görseydim belki aklıma gelebilirdi böyle bir ara oynamışlığım vardı ama. Emin Sana bir şey olamaz. söyleyeyim mi? İlginç bir bilgi. Tabii ki. Şu anda profesyonel oyuncu olan Killers'i biliyor musun? Hı. Profesyonel olarak nişancı rolünde oynuyor. Hı. Türkiye Ligi'nde. Bana sezon 2'de demişti ki al Yori'yi Elo kas. Ve nişancı olmasına rağmen 35 maç Yori'yi vardı. 38 dereceli de. Ve bu sayede yüksek Elo'ydu sezon 2'de. Çok ilginç sezon 2'de ya. Yorick bir dönem işte o Taşıyordu. ilk reworkleneceği zaman söylenmişti o dönem. En nefret edilen şampiyon oydu ama rework duyurulalı 2,5 yıl mı oldu? Ne kadar oldu? Hala ses yok. Bir ara şey dondurdular rework'ü, vazgeçtiler. Sonra devam edeceğiz dediler. Hala ses yok. Bakalım. Ben seviyorum Yorick'i ya. Çok kanser ama güzel yani. Öyleyse pasiflerde sıra sende Hasan. Kategoriden memnun musun? Kendine güveniyor musun bu kategoride? Şu an Hayır. birinciydin. Evet, İstemiyorum da direkt hayır. ikincilik artık eşitledin kendini. Avantajını kaybettin. Kaç puanlık soru istiyorsun? Onluk istiyorum. 10'luk istiyorsun. Garanti gitmek istiyorsun. Öyleyse sorun geliyor. Bu soruda yine sorunun içinden yola çıkarak bir şey bilmen gerekiyor pasif isminden yola çıkarak. Rakip, özür diliyorum. Pasifi rakibin ruh enerjisini sömürerek can çalmak olan şampiyon kimdir? Süren başladı. Pasifimle can çalıyorum. Direkt can çalma veriyor pasifim bana. Ruh sömürüyorum. Ben kimim? Birden fazla var sanki. İşte ruh sömürmekten yola çıkman gerekiyor pasifin açıklamasından ve isminden. Trik orada. Sibir'deki aynı hatayı yapmadım bunda. Ben tekrar riske giremiyorum değil mi? Bu Bu tur şeyde. girdin mi? Girdin. Girdim. Ben girebiliyorum. Sibel Ben girebiliyor. gireceğim. Eğer son cevaplayamazsam.
iki seçeneğim var. Yani aklıma gelen. Ben cevap veriyorum. Nasus. Nasus cevabını veriyorsun. Normal vuruşlarıyla. Bekleme müziğini giremedim, direkt doğru cevap müziğini girdim. Zaten izleyici öğrendi, heyecanı kalmadı. Doğru cevap Nasus. Tebrik ediyorum Hasan ve 10 puan senin oluyor. Bir şey diyeceğim de. Morgan. Dinliyorum. Ahi'nin... O can emme, can çalma değil. Yeteneklerden can çekmek ayrı, çalmak. Can çalma ayrı. Fark var mı? Normal vuruşlarının can çalması oluyor. Ahri gibi geldi bana acayip. Hatta Ahri ilk çıkartıldığında yanlış hatırlamıyorsam pasifinin ismi, Nasus'un pasifinin ismiyle aynıydı. Aynen, evet. Sonra değiştirdiler. Ve böylece biraz üçüncü şans oldu yine. Senin ikinci seçeneğin neydi Hasan? Ahri miydi? Ya Morgana idi de Morgana sonra... Morgana da yine can emme veriyor. Teknikeler. Bu arada chatte Nasus ve Morgana'nın en çok olduğunu görüyoruz. Aynen. Ahri demişler. Bayağı Morgana da var. Vladimir diyen var. O Q. Ona, o pasif değil. Yok, Vlad'ın da can emmesi var ya pasifinde. Can kastıkça böyle bir şey yok. Aha. Doğru almıyordu, doğru. Aynen, o çok kafa karıştı. Adam vampir çok... olunca otomatik olarak aynen. Can çekmek olunca olayı çekiyor diye bekliyorsun ama öyle bir şey yok işte. O cidden kafa karıştırıyor. Ben Vladimir'e düşmenizi bekliyordum. Doğru. Açıkçası. Hiç aklıma gelmedi. Onu pasif olarak şey yapmadık bile artık. Ve böylece birinci kategorimize, yani şampiyon hikayelerine dönüyoruz. Tekrardan 3 kategoriyi tamamladıktan sonra... Tamam, kafam karıştı. Yazı sorusu yok muydu diyecektim bu kategoriyle ilgili. Evet, Uğur dedin, teşekkür ediyorum. İyi ki kesmemişim seni, iyi ki zorlamışım. Aynen. Neredeyiz? Tamam. Pasiflerdeyiz. Öyleyse 10 puanlık sorumuz geliyor. Oldukça basit, hepinizin yapabileceğine inanıyorum. Saldırı gücü veya can gibi bir niteliği belirli bir oranda başka bir niteliğe aktaran İki şampiyon ismi yazmanızı istiyorum. Örneğin Vladimir. Nasıl canı yetenek gücünü aktarıyorsa bu tarz özelliği olan oyun içi C'ye bastığında gördüğümüz statları başka bir stata aktaran şampiyonları istiyorum sizden. İki tane. Her biri 5 puan. Başla. Vladimir gitti şimdi. Vladimir gitti örnek olarak verildiği için. Evet. Onu yazacak. Var ya, benim aklıma direkt 3 tane geliyor. 2 tane istiyorum sizden. Çok var ya baya. Bir statını başka bir şeye dönüştürüyor pasifiyle. Hmm. 25. Of! Ben bunları hiç bilmiyorum. Oynamıyorum bile ben adam gibi. Birinin adını hatırlayamadım. Sıfatını hatırladım, adını hatırlayamadım. 5, 4, 3, 2, 1. Kağıtları görelim lütfen. İlter, Galio ve Akali, Hasan, Gargoyle'ları almış. Gargoyle. Ben artık hani hiçbir şey bilmediğim için... Mundo. Bunu yazdım artık. Next, sıfır bilgi. Mundo'yu sayabilir miyiz? Düşünelim. Maksimum canının belli bir oranını can yenileme olarak aldığı için o da teknik olarak bir statı başka bir statı dönüştürüyor. Sibel 5 puan. Gargoyle, yani Galio'yu doğru saymıyorum Hasan. 5 puan. İlter ise 10 puan elde ediyor bu bölümde. Hemen Gargoyle'ı veriyorum. Ve 3. kategorinin sonunda İlter 20 puan, Sibel 30 puan, Hasan 40 puan. Hepinizin arasında 10'ar puan fark var. Artık 4. bölüme geçmeye hazırız sanırım. Tekrardan evet. Birinciye dönüyoruz. Hayır, yine unuttuğum bir şey var mı? Bu bölüm bittiği için o kadar mutluyum ki. Efendim? Bu bölüm bittiği için o kadar mutluyum ki şu anda. İlterse değil. Maalesef. Öyleyse... Yorick nasıl gelir ya, şans? Ha? Yorick nasıl gelir diyorum, şans. Geldik tekrardan şampiyonların hikayelerine İlter. Soru puanı seçeneklerin bu turda 15, 20, 25. Hı. 15 olsun ya, riske atmayalım. 15, garanti oynamak istiyorsun, haklısın. Öyleyse sorun geliyor. Ailesi bir cadı tarafından işkenceye uğrayıp ardından öldürülen, bu vesileyle aile mirasıyla bir kahraman olan şampiyon kimdir? Süren başladı.
gayet mutlu bir hayat sürerken, güvenli bir hayat sürerken kötü bir cadı babasına dadanıyor, gelip ailesine işkence ediyor, öldürüyor, zar zor kaçıyor karakterimiz ve ardından öyle nitelikli bir arkadaş oluyor. Risk alabilirsem alacağım, sakın dalma Dora yani, tamam? Suratlarınızdan belli risk istekleriniz, merak etme sen. İyi. Bir ben bu kadar uzağım ya bu olaya. Sen pasiflerdeyim. Çizgi roman karakteri referansı var biraz. Çizgi roman karakteri referansı var. Replik falan mı? Oradan çıkma zor olur, yok. Son 15 saniye bu arada. Cevap veriyorum, Twisted Fate. Cevap veriyorsun Twisted Fate, ancak maalesef yanlış cevap. İşte kim giriyor? Hasan'ın önce hakkı var, ancak Hasan girmeyecek. Sibel, dinliyorum. Cevap veriyorum Vayne. Doğru cevap. Ailesi öldürüldükten sonra mirasa konup... Dişi kötü... mi demiştin? Kız mı demiştin karakter için? Karakter dedim, erkek ya da kız demedim. Ha tamam. Şampiyon demişim. Tamam. Ve Sibel 35 puana yükseliyor böylece. Aradaki farkı 5'e indiriyor Hasan'la olan farkı. Bari çizgi romandan sallayayım dedim. Gambit falan. Gambit. Şey, Vayne işte, hani Bruce Vayne oradan. He. Bruce'la ailesi öldürülüyor ya. Doğru. Buradan. Ama o çok uzak bir ipucuydu yani, pek mantıklı değildi zaten. Sadece belki bir çıtlatır diye vereyim dedim. Ve sıra sana geçiyor Hasan. Şampiyon hikayelerinde. 15, 20, 25 puanlık hakkım var. 20 olsun Sibel yetişemesin bilirsen. 20 olsun Sibel yetişemesin bilirsen, ama bilemezsen yetişme olasılığı artıyor bu sefer. 20 puanlık sorun geliyor. Bakıyorum. Önemli bir rakibini öldürmek üzereyken baskına uğrayan ve sonsuza dek değişen meşhur infazcı kimdir? Süren başladı. Cevap veriyorum. Işın. Çok hızlı cevap verdim 5 saniye içerisinde. Ve cevabın Lucian. Yanlış cevap. Riske giren var mı? Soruyu bir daha söyleyebilir misin? Tabii ki. Önemli bir rakibini öldürmek üzereyken baskına uğrayan ve sonsuza dek değişen bu baskın sonrasında meşhur infazcı kimdir? Riske giremezsek de söyleyebiliyor muyuz? Evet, önce bir İlter giriyor mu karar versin İlter. Aynen. Yok, girmiyorum da gel şu infazcı kostümlerinden böyle belki bir yola çıkarım dedim. Munda'da falan var ya. Sibel? The Executioner diyor. Sayın diye. Değil mi? Değil. Bansayı diyebiliyorum. Urgot'ta arkadaşlar. İyi bari, riske giremiyormuşum. Evet. Şu anda. Hiç aklıma gelmezdir Urgot. Kimseden puan çıkmadı bu tur. Evet, Urgot. Urgot ya da Sayın geldi. Sayın diyesin geldi. Prens Jarvan'ı öldürmek üzereyken. Üzereyken değil gerçi. Yani. Üzereyken ya. Direkt böyle. Benim dediğim Sayın yani. Ha, aynen, evet. Sayın da çok farklı olaylar. Evet, hatta işte. Garen ikiye bölüyor Urgot'u, o yüzden bacaklarının altı mekanik falan. Aynen. Öyle bir muhabbetimiz var. Sıra sende Sibel. Tamam. 15, 20, 25. 20. 20 puanlık istiyorsun sen de. Hasan'la olan farkı ben açacağım biliyorsun. 20 puanlık sorun geliyor. Açıp bilmeyi deneyeceğim. Yüzünün gerçek yüzünü saklayan bir maskeden ibaret olduğu dedikodusu olan, varlığına dair ilk kanıtın bir revir kaydı olduğu zeki karakter kimdir? Süren başladı. Soruyu tekrar edeyim, biraz karışık. Yüzünün gerçek yüzünü saklayan bir maske olduğunu, yani içeride bir canavar var, bu adam insan maskesi takıyor. Bu yüzden ifadesiz denilen, buna dair dedikodular olan ve varlığına dair ilk belgenin, ilk kanıtın bir revir kaydı, doktor kaydı olan zeki karakter kimdir? Zeki. Kaldı 35 saniye. Zeki. Zeki'den mi yola çıkacak? Heimerdinger. Aynen. Yani öyle türlü surat mı olur maskede? Keşke 20 istemeseydim. 15 saniye. Daha safe gitseydim. 10. Maskeli diyorlar. Bu sadece bir dedikodu. 3, 2, 1. Cevap veriyorum. Veremiyorum, boşver, geç zaten. İlker. Çaktım. Riske giriyor musun? Evet. Deneyeyim şansımı. Şako. Maalesef yanlış. O da olmadı. Cevap ve 5 puan kaybediyorsun. Maskeli başka
Hangi Böyle karakter bir var? maske olduğu söyleniyor İnsan sadece. yüzü gibi bir maske takan bir canavar diyorlar ona anlatmaya Ha, çalışıyorum. insan yüzü gibi bir maske takıyor. Evet. Neymiş? Merak Swain. ettim. İlk Doğru. belgesi bacağı işte kötü durumda olduğu için revire gidiyor ve orada başlıyor hikayesi. Yine Mantıklı. kimseden puan çıkmadı. Ve hatta hikayesinde o bacak olayında işte, tamamen sessiz, sadece bakıyordu. Aynen öyle. O Kemikler çatırdarken. aynen öyle. Adamın böyle bacağını oturtmak için çatır çutur bir şeyler yapıyorlar. Gıkı bile çıkmıyor. Böyle suratı Allah. oynamıyor. Oradan yola çıkan Swain mi? evet Okay. Swain. Evet. Şimdi en son kime sordum? Sibel'e sordum. Demek ki bu tur herkese sorduk. Yazı sorusuna geçiyoruz öyleyse, değil mi? Tamam. Evet. Yes. Doğum yeriyle ilgili bir sorumuz var. Oldukça basit. 3 tane cevap var. Her biri 5 puan değerinde. Sorunuz şu. Targon Dağı'nda doğmuş olan 3 şampiyon kimlerdir? Süreniz başladı. Ne yaptınız siz? Ben şöyle bir 6-7 tane yazsam aralarından seçsek. Yok, karar ver hangisi bir tanesini son şey yap onu alalım. Bart diyen var. İlter. Kaldı 20 saniye. Argon'da. Targon. İki tane teoride aşık şampiyon var. Biri biriyle çocukluk arkadaşı. 3, 2, 1. Süreniz doldu, cevapları görelim. Diana Leona Pantheon, Pantheon Leona, Leona Pantheon Diana. Kimse alfabetik sırayı umursamamış benim. Beklediğimin aksine Hasan 15 puan, Sibel 15 puan, İlter 10 puan elde ediyor. Ve böylece 3. tur, özür diliyorum, 4. tur sonunda puanlamamız. İlter 25, Sibel 50, Hasan ise 55 puanda. İlter, riske Efendim. girip bu kadar puan kaybetmesen hala yine yakın olacaktın ama riskler özellikle senin için ekstra uğursuz oldu. Yok ya, daha da yakınlaşamazdım öyle. Keyif katalım oyuna. Pekala. Bir de Achievement kazandım şimdi. Eksi 5 gördün, Aynen, fena eksi mı? 5 ile başlayan eksi puana düşen ilk yarışmacı oldun. Bence bu önemli bir şey. İlk sezonumuzda bunu. Evet, yarışma tamamen bitince bir demografik hazırlayalım bunun için. Yani bilgi yarışması demografiği. Yapıyor ya Riot Games turnuvalar için. Şu kadar team o kesildi falan Aynen. filan diye. Oraya da ekleriz işte. Aynen. Psikolojik eksiye düşen ilk kişi olmuştum. Aynen. Mantıklı. Peki. Öyleyse Hasan'la başlayacağımız ikinci kategori olan en sevdiğiniz şampiyon isimlerine dönüyoruz. Yarışmamızın finali için. Hasan. 20 ya da 25'lik soru seçme şansın var. Şu an 55 puanla birincisin. Sibel 5 puanla arkandan geliyor. Takip ediyorum. 20 diyeyim, net gideyim. 20'de net git. Öyleyse sorun geliyor. İlk ismi Cecil olan şampiyonun soy adı nedir? Süren başladı. Cecil. Ha. Riskimi unutma. Alacağım. Hasan'ın üstünde baskı kuruyor Sibel. Riski alıp bilirse yedirecek. İlk ismi Sisi. Hı. Yani first Cecil, name, Cecil evet. last name'i soruyorsun. Evet, soyadı şampiyonun ismi zaten. Videosu var kanalda. Kanalda her şey. Çok yararlı bir Evet, ipucu olmadı yani. bu yarışmadaki, bu bölümdeki neredeyse tüm soruların cevabı vardı. Kalıyor 15 saniye Hasan. Beş. Ve süren bitti. Hasan, yok mu bir şey? Yok. Salladığın bir şey yoksa belgeseye giriyor musun? Giriyorum. Dinliyorum. Bizim tatlış yordulumuz Heimerdinger. Doğru cevap Cecil.
Heimerdinger ve Sibel 5 puanı çalarak Hasan'dan 55 puana ulaşıyor. Deyince kadın düşündüm ben de. Aynen, ben de kadın düşündüm. Çok aynen, çok şey bir ismi var. Ama Cecil bir böyle, bilmiyorum. Dinlemedim. Evet Sibel. Mutsuzluk. 20 ya da 25'lik bir soru cevaplayacaksın şimdi. Doğru bilirsen direkt Hasan'ın önüne geçmiş olacaksın. Hadi bakalım. 20 zaten şimdi eşitlendik, bir de şey yaptım. 20'sini kaybetmeyeyim yani. Öyleyse 20 puanlık sorun geliyor. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Fiora'nın soyadı nedir? Süren başladı. Şimdi Hasan riske gidip olacak onu. Gördüm orada. Yok, baş harfleri falan aklımda da. Aa yani. Çok böyle dilimin ucunda oluyor ama hiçbir şekilde söyleyemiyorum şu anda. Kaç saniyem var? Hemen bakıyorum. 20. 20. Hatta böyle Fransızca falan bir şey anlamına bir şeyler geliyordu. Böyle bir... 5, 4, yok, yok. 3, yok. 2, 1. Viskiye giren. Fransızca bir şey demek. Ya bir şey değil miydi ya? Laviyene, ne falan. Laurent. Doğru cevap. Laurent. 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 Ve eşitlik bozulmuyor Sibel ve Hasan arasındaki. Çekişme. Kapışmalı. Aynen. Daha güzel oldu. Birkaç bağışımız var, hemen onları okumak istiyorum. S.A. hepinize S.A. İlter demiş. Jasiki Vesius, teşekkür ediyoruz. Selam muhtarım, iyi yayınlar. İlter'e ayrıca selam, kolay gelsin. Bir de Şamil Sarıtaş'a selam. Yayından sonra ödev yapacakmış, ona da bir kolay gelsin. Bu arada İlter'e tam destek. İlterciler bir görelim chatte demiş Norm. Görmeyin ya. Okunmuyor mu demiş Jasiki Vesius. Şamil ödev yap cebine koyayım demiş Norm 0655. Kolay gelsin, iyi yayınlar abi. LOL sevmeyen birisi olarak sürekli takip ettiğim birisin demiş. Utku Akça 06. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve İlter'in sorusuna geliyoruz. Yarışmanın son bireysel sorusu. Eğer İlter bilemezse Hasan'ın riske girme hakkı var. İkiniz de riske girebilirsiniz ama ikiniz de riske girerseniz Hasan önce riske girecek. Ve Sibel'in önüne geçme şansı yakalayacak bir kez daha. İlter 20 mi 25 mi? Ben risk önce ihtimalini... Önce bir istatistik 25 puandayız. Resim sorusu 15 puanlık olacak. 20'lik alırsan 45 oluyorsun. Üstüne 15 alıp 60'a çıkabilirsin. Yani kimse hiçbir şey yapamazsa kazanma şansın var şu an. 25'lik alırsan biraz daha garanti. Zira isim, yani yazı sorumuz yine 3 parçalı olacak. Şöyle bir düşüncem var. Ben zaten soruyu 20 de olsa 25 de olsa bilebileceğimi düşünmüyorum ama... Hasan ve Sibel'in arasındaki böyle çatışma biraz alevlensin, 25 olsun. Bu güzel, ben biraz hainlik yapmış olayım. Gerçekten teşekkür ediyorum. Hani ben yapamasam da yarışma güzel gitsin diyerek kendini iyice zora sokan koca yürekli İlter. Satara'nın fedaisi. Seni de unutmadık. Öyleyse 25 puanlık sorun geliyor. Hazır mısın? Orianna'nın soyadı nedir? Süren başladı. Şimdi burada bir anda doğru cevap verdiğimi hayal edin chat. Evet, ben de. Biz yayından sonra seninle özel montaj alalım ve onu videoda ekleyeyim. Aynen, aynen. Heroic bir müzik arkada falan böyle. Ben de tam öyle hayal etmiştim, biliyor musun? Peki gelecek gibi mi? Hiç, biliyor musun? Orianna'nın hikayesini biliyor musun? Robot olduğunu biliyorum. Aslında robot değil falan. Pilot gemisler üstünden gidiyoruz ya. Çakma ya. Doğru. Maalesef çıkmıyor bir şey. Maalesef İlter'den cevap yok. Ve böylece İlter 13. haftada finale katılma şansına maalesef veda ediyor. Hasan ve Sibel riske giren var mı? Hayır. Kimseden cevap gelmiyor. 25 puanlık sorumuzda ve cevap Revek'ti arkadaşlar.
Orianna'nın yapımcısı, babası Revek. Geldik eşitliğin bozulabileceği noktaya. Yazı sorusuna. Dediğim gibi 15 puanlık bir soru. 3 parçalı bir soru. Hasan ve Sibel'den hangisinin 1600 raid puanı daha kazanacağını ve 13. haftada büyük finale katılacağını belirleyecek olan soruya geldik. Sorunuz bu. Zek'in açılımı nedir? Süreniz başladı. Türkçe istiyorum. ZAC her bir harfin açılımı 5 puan. Türkçe. Evet, Türkçe. İngilizce yapsan geri puan alır mı? Bir tanesi oldu. Şu ana dek benim. Son 5 saniyeniz. Süreniz doldu, cevapları gördüm arkadaşlar. Nerede? Finalde başarılar Sibel. Atomik canavar. Ha, ne? Zaun'un Artificial Creation'ı demiş. Ben Zaun'un mu? Ben ne? Zaun'un mu yazıyor orada? Zaun yazıyor. Zaun'la alakalı. Zaun'la... Zaun... Tekrar görebilir miyim onu? Zaun mu yazıyor? Alakalı Zaun. Zaun yani. Zaun'u mu yazıyor? Zaun temelli. Öncelikle doğru cevabı söyleyeyim sizlere. Söylesene. Zaunlu askeri cisim. Aaa! Zaunlu ve Zaun'un arasındaki bu ince fark durumunda acaba ne yapacağız? Hasan finalde başarılar Sibel yazmıştı ama... Sonuçta sen sadece Z'nin Zaun olduğunu tahmin edip eki yanlış tahmin girdin. Tahmin değil, orasını biliyordum sadece işte. Dolayısıyla beraberlik durumumuz var. Hasan ve Sibel. Hadi bir soru daha o zaman. Soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Şampiyon ilişkileri olsun mu bence şampiyon ilişkileri? Hakikaten. Eski kategorilere mi dönelim? Aynen, şampiyon ilişkilerinden sor. Tam ikinizin de iddialı olduğu konulardan gidelim. Aynen. Şampiyon ilişkileri kategorisini hemen buluyorum. Ve başlıyoruz. Sürekli size sorular soracağım. Bir sana Hasan, bir sana Sibel. Biri bilemediğinde direkt bitmiş olacak. Ama atıyorum ilk Hasan'a sorduğum için adaletsizlik olmasın diye. Ya da kağıda yazmalı mı yapsak? Kağıda yazmalı ya. Kağıda yazmalı yapalım, daha mantıklı olur. Aynen yani. Bakalım. İlk sorunuz geliyor. Tamam. Draven'ın hem dost hem rakip kısmında görünen şampiyon kimdir? Süreniz... Başla. Hasan. Hasan direkt yazıp tutar. Sibel süresi bakıyor. Draven'ın hem dost hem rakibi olan şampiyon kimdir? Gösteriyor muyuz? Gösterin. Tamam. Siz de yazdıysanız. Nerede? Ve... Kaybettim. Son elde beraberlik karşılaşmasında... Ben kaybettim. Draven'ın hem dost hem düşmanı olduğunu sorusunu. Sibel Draven, Hasan ise Darius dedi. Ve doğru cevap... Hasan Karakuş'tan geliyor ve Hasan Karakuş'un 3. haftada finale çıkma şansı yakalıyor. Tebrik ediyoruz seni Hasan. Zorlu bir... Finalde başarılar Hasan. Tespih yaptım. Draven'ın dost kısmında Draven var. Evet, ancak rakip kısmında Draven yok Sibel. Yarım doğru cevap verdi. Hani şimdi şey dedim, Draven çok başarılı ya, sadece olabilir, rakip olabilir. Ya. Güzel. Cevabı gösterdikten sonra Draven o kadar mantıklı geldi ki böyle kendini aşmaya falan çalışırsın ya. Evet, birbirinizden korktunuz yani cevaplar görününce böyle. Herkes kendinden emin yazıp son saniyede hayır diğerininki doğru falan diye panikledi. Ancak doğru cevap Hasan'ındı. Seni ben finalde Sibel'i de istiyorum. Efendim? Ben finalde Sibel'i de istiyorum. Finalde Sibel'i de istiyorsun. Üzgünüm. Ha, şey eğer arkadan. Yarı finalistlerimizden biri gelmezse yine Zafer'in yaptığı gibi en yüksek puana sahip olan bir sonraki finalist gelecek ama 55 puan aşılır mı ileriki yarı finallerde, aşılmaz mı bilmiyorum. Bu arada chat'e baktığımızda herkes Darius yazmış. İlter, yorumun nedir en soldaki olarak? Yine ilk senden başlıyoruz her zamanki gibi. Çok eğlenceliydi ya. Yani sorular teşekkürler, da güzeldi.
Biraz daha mekanik sorular Sıkmıyor. gelseydi belki senin için daha iyi olabilirdi. Yok yok, böyle kıvamında ya, hani bu şekilde olması. Cidden hiç sıkmıyor böyle, hani bilgi yarışması olunca bilmiyorum, aklımda daha farklı canlanabilirdi belki ama gerçekten eğlenceli tutturmuşsun. Teşekkür ediyorum. Hasan, kazandın. 13. haftada bizimle olacaksın dişli rakiplerle birlikte. Ya ben şimdi çok büyük konuşmak gibi olmasın ama görebileceğim en dişli rakip Sibel olacağı için Oo. o Ya. kadar dişi bile kalmadı bence. Sibel, Ya çok ağlaman gerekiyor bu onure noktada oldum yarışma ya, konsepti gözümden uygun yaş olur. akıyor. Ha, tamam. Öksürüyor gibi bir ya, bilmiyorum. Senden yorum alalım Sibel. Ne Ben de düşünüyorsun? miyiz? Son saniyede kaçırdın. Hızlı cevap verdin. Düşünseydin Darius diyebilir miydin? Yoksa cevabın Draven diye sabit mi kalırdı? Çok arasında kaldım ikisinin zaten. Ama sonra Draven hani mantıklı olarak daha şey oldu. Hani nasıl diyeyim? Ya ben hep Draven'la Darius'un ilişkisine şey diye baktım, hani Darius onu koruyup kolluyor ama Draven işte biraz daha falan filan yapıyormuş. Hani o yüzden çok dost olamazlar gibi düşündüm. Nedense hani dost kısmında yer almazmış gibi çok düşündüm hani. Şey gibi olmuş bu biraz. Böyle fazla bilgiden hani sınavdan 100 alamazsın ya. Böyle fazla şeyler düşünerek. İşte ondan sonra dedim işte Draven'ın tek rakibi kendisi olarak görüyordur bilmem ne falan filan diye Draven yazdım öyle. Teşekkür ediyorum öyleyse. Ve Bu arada güzeldi yarışma genel olarak. Mutluyum çok. teşekkürler. Devonizer diyor ki herkese kolay gelsin özellikle. Sana Dora İlter'i destek için psiko tayfa olarak buradayız. Seviliyorsun. Psiko hasar takası diyerek Matara'yla selamlamışlar seni. İlter, iyi yayınlar, İlter'e selamlar. Üzme bizi hocam demiş. Şu Üzdüm. falan. Kusura bakma hocam. İkinci sezonda tekrar seni görmek istiyoruz İlter. Nexus Çalışıp gelir zaten. sohbetlerinde bize katılabilecek misiniz İlter ve Sibel? Efendim, duymadım. Nexus Ben sohbetlerinde bize katılabilecek misiniz İlter ve benim Sibel? çok önemli bir ödevim var ve göndermeme 2 saat kaldı ve yarısındayım, hemen onu bitirmem lazım işte. Şamil'e de buradan kolay gelsin diyoruz ödevi için. Sana da Teşekkür İlter. ederim. Tamam, devam edelim ya, biraz daha ben de Tamam. buradayım. İki kişilik bir cover'ım yok. Öyleyse yarışma cover'ından devam edeceğiz. Bu şekilde Nexus sohbetlerinde, çünkü tek kişilik şeyim var sadece. Gel bakayım bir en iyi ne yapabiliriz. Direkt Skype ortamını yapalım. O da olabilir, direkt Skype ortamı. Direkt Skype en mantıklısı. Öyleyse Hem Sibel, sponsorluğunda. Ben kaçıyorum o halde. son anda kaçırdığın için tebrik ediyoruz ikinciliğini. Hasan, Teşekkür. tekrar da tebrik Kazandığıma ediyorum sevinemedim kazandığın için. Sibel Ekranlarınızdan ayrılmayın. 1 dakika sonra, hemen 2 dakika sonra Nexus sohbetlerimiz başlayacak. İlter ve Hasan burada olacak. Sorularınızı cevaplayacağız. Yarışmaya dair, metaya dair, şampiyonlara dair, LoL'e dair her şeye dair konuşacağız. 2 dakika sonra görüşmek üzere. Hiçbir yere ayrılmayın. Yayın bittikten sonra F5 F5 F5. kaçırdım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizden el sallamalar bekliyorum. Katılan tüm yarışmacılara bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İlter, Hasan ve Sibel ve görüşmek üzere arkadaşlar.